külfet, çok büyük bir mağduriyet. Elbette ki böyle bir felaket sonrasında bütün milletin bir araya gelerek bir yardımlaşma duygusu etrafında, tek vücut, tek ses olması, buna kol kanat germesi, el uzatması, alkışlanması, gurur duyulması, övülmesi gereken bir tavır. Yani zaten yüz binler oraya aktı. Yüz binler. Aynı. Bu millet zaten hemen organize oldu. Bulduğu her e, fırsatı değerlendirerek o koşulsuzluklar, o olanaksızlıklar içinde elleriyle neredeyse tırnaklarıyla enkazları kazıyarak bir canı kurtarmaya çalıştı, bir sıcak çorba sundu, even bir e, acıya merham olmaya çalıştı. Şimdi zaten millet dediğim gibi orada yüz binler gereken yardımı o hiç kimseye de hissettirmeden hiçbir reklam, şov, şu bu çabasına da girmeden yerine getirdi. Hepsine minnet, şükran ve teşekkürlerimizi sunuyorum. Milletimizin her ferdine, orada alın teri döken. Ya ayıp olan, ayıp olan bunu böyle bir felaketi, böyle bir olayı ya bir iktidar şovuna çevirmeye çalışmak. Öyle mi oldu? dün gördüğüm benim manzara tamamen bir şovdu. Ya arkadaş devlet devlete yardım eder mi ya? Hı hı. Ya bu, yani bunun ötesini tartışmak bile abes. Yani devlet yardım çağrısında bulunuyor. Öbür devlet aynı devletin bir başkası, bir başka kolu. Öbür devlet demeydi yanlış. Yani öbür devlet derken şey aynı... öbür devlet organı, öbür devlet kurumu. Aynı devletin çağrısına, aynı kasadan karşılık vererek bağışta bulunuyor ve bunu kişisel bir prim yaparcasına, bir reklam aracı Sayın olarak ekranların karşısında, efendim işte şöyle talimatla, böyle liderlikle, şununla aldık, bununla aldık diyerek bir e, şovuna malzeme yapabiliyor. Ne ekleyeceksiniz Gülşen Bey? Sayın Cumhurbaşkanı'nın başında olduğu kurumlar, Sayın Cumhurbaşkanının başında olduğu başka bir kuruma bağış yap. Bağış. Ya bu işte tamam mı? Şimdi bakın. E, e, Editörümüz Özleme bir görsel gönderdim. E, uygun olduğunuz arkadaşlar onu verebilirsiniz Göbekten. Ya böyle bir böyle bir mantık olabilir mi? Bir cebinizden aldığınız parayı kendinizin öbür cebine koyuyorsunuz ve bu cepten alıp bu cebe koyarken bunu çok büyük bir iş yapıyormuşçasına kişisel bir prim, kişisel bir Buradan fayda sağlayarak bir reklama döküyorsunuz. Ya bu milleti aldatmak demektir. Ya Merkez Bankası zaten hazineye aktaracağı bir parayı, yani görevi gereği aktarması gereken bir parayı bağış gibi sunuyor ve bunu Şahap Kavcıoğlu yapıyor. Şahap Kavcıoğlu kim? Merkez Bankası'nın başkanı, o bankanın görevlisi. Ya kardeşim sen oraya çıkıp ben Merkez Bankası'ndan şu kadar bağışlıyorum diyemezsin. Senin görevin Böyle bir bağış yapmak değil kurum adına. O kurum zaten devletin o parayı zaten devlet alacak. Sen oraya çıkıyorsan sen ne kadar bağış yaptın onu söylemek için çık. Mesela Sadece kişi, onu kişi olarak. Evet. Yani. Şahap Kavcı olarak ben bir maaşımı verdim de teşekkür edelim geçsin. Bu bu görsel bugün çok dolandı değil mi Ömer Bey sosyal medyada? Evet. Göbekteki evet. görsel. Yani sanırım işte dün olan biten buna benzetiliyor gibi. Şimdi bu ne demek? Bu ne demek? Biraz önce bir çizelge gösterdik, değil mi? Altında 86 milyar lira toplam. Bana göre 89 milyar 3 milyarı eksik orada. Ee, çünkü Cengiz İnşaat'ın bağışladığı 3 milyar da dolayısıyla devletin parasıdır. Çünkü aynı anda vergi bağışıklığı istisna getirilen 3 milyar hazineden oraya aktarılmış, oradan da bağış olarak gelmiştir. Şimdi 89 milyarı zaten halkımız bağışlamış. Biz bağışlıyoruz. Bizden çıkan bir para bu. Şimdi bu parayı dönüp efendim orada ya çok böyle ee işte şu kurumumuz gani gönüllü bu kurumumuz böyle destek veriyor şeklinde yine bir siyasi propagandaya malzeme yapmak hakikaten beni utandırdı. Beni utandırdı. Yani samimi söylüyorum utandırdı. Bir taraftan da Ömer Bey'in e biraz önce söylediği hususu not almıştım daha evvelden. Hakikaten bankalar kanununun ya kanuna aykırı bir eylem yapıyorsunuz kardeşim. Açık yani. Bir bankanın yani böyle bir yasa dururken orta yerde bankanın öz sermayesini azaltacak yani bu oranda bir bağışı nasıl yaptığınızı da açıklamanız gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam Yanlış hatırlamıyorsam bir, bir Ömer Bey beni düzelsin. Bunu söyleyeyim de onu düzeltin. Hı. Yanlış bu, hatırlamıyorsam bu, bu, bu. geçen haftalar içerisinde Hazine her bu üç kamu bankasına da 20'şer milyar lira a, artı para bağışında bulunmuştu. Ömer Bey. Şimdi şimdi, şimdi onu söyleyecektim söyleyenşen. 20 22 Aralık tarihi itibariyle e,